Ve bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özellikle seçtim. Benim iki sevdam var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Edirne. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda partililerin katılımı ile aday adaylığını açıklayan Bircan, "Benim iki sevdam var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri ise Edirne" dedi. Ben de bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özellikle seçtim. Benim iki sevdam var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Edirne. Bircan'ın aday adaylığı açıklama törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Oktay Bozkurt, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kendisi bugünü seçti. Kendisini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Biz örgüt olarak da şunu ben inelemek istiyorum. Örgütümüzün yanında olan, örgütümüz için çaba sarf eden, emek veren, mücadele eden tüm aday adaylarımızın il örgütü olarak kadın kolları, gençlik kolları, tüm örgüt olarak ilçe başkanlarım her zaman yanında olacağız. Örgütün Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığını açıklayan Erdin Bircan, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde parti olarak büyük bir başarı kazanacaklarını iddia etti. Kanal İstanbul diye tutturdular ama Edirne'mizde Meriç'imizi ve Ergene'mizi görmezden geldiler. Bircan yapılacak olan ön seçimde partililerden destek istedi. Değerli yol arkadaşlarım, biliyorsunuz 7 Haziran'da bir genel seçimler yapılacaktır. Bu genel seçimler içerisinde bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ön seçim kararı var. Ön seçim kararı her zaman demokratik olduğu süre içerisinde demokrasinin gelişmiş olan ülkelerinde uygulanan bir karardır ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu ana kadar uygulanıyor. Ön seçimler partimiz için aydınlık bir gelecektir. Edirne'miz için aydınlık gelecek olacaktır. Geleceğin de garantisi olacaktır. Seçim kampanyam sürecinde partimin etik kurallarının dışına çıkmayacağım. Bu arada aday adayı olacak olan tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sizlerin de bildiği gibi ülkemiz çok kötü bir süreçten geçiyor. Biliyorsunuz bunlar 3Y ile geldiler. 3Y ne? 1. Yolsuzluk. 2. Yasaklar. 3. Yoksulluk. Şimdi yoksulluk dediler, asgari ücreti açlık sınırının altına getirdiler. Yolsuzluk da dediler, yolsuzluk biliyorsunuz hepiniz, dolarlar sıfırlandı, ayakkabı kutularının içinden dolarlar çıktı ve Türkiye'nin değil sadece dünyada en büyük yolsuzluk diye nitelenen bir yolsuzluk yaşadık. Yasaklar dediler, yasaklar, Türkiye'de yasaklar dediler, şu anda yürümeyi bile bizlere yasakladılar. Biliyorsunuz, Ethem Sarısülüğün, Abdullah Cömert'in, Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın yürümekten başka ne suçu vardı? Şimdi ben bu 3Y'nin yanına bir de 4Y ekliyorum. Bu da yalanlar. Arkadaşlar neresinden bakarsanız bakın yalan ve yolsuzluklar devam ediyor. 7 Haziran'da AKP gidecek. Bunları da sandığa gömeceğiz. Değerli dostlarım, 2011 seçimlerinde ben daha önce aday adaydım ama aday olamadım. Ama aday arkadaşlarımı hiç yalnız bırakmadım. Çıktığımız iktidar yolculuğunda Edirne'yi karış karış, ilçe ilçe, köy köy, belde belde gezdim. Gittiğim her yerde çiftçimizi, işçimizi, memurumuzu, esnafımızı, öğrencimizi ve işsizimizi dinledim. Sorun büyük, sorunlar da çok büyük. Arkadaşlar, Edirne'mizin sorunlarını ben biliyorum. Edirne'mizin sorunlarını çözen yüzü olmak istiyorum. Erdin Bircan her zaman ulaşılabilen bir vekil olmak istediğini belirtti. Ben sizlerden biriyim. Sizin sorunlarınızı kendi sorunlarım olarak kabul edip çözmek için mücadele edeceğim. Çünkü ben sizin Edirneliyim, Edirne'nin içindenim. Sorunlarınızı çözmek Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak çıktım karşınıza. Çıktığım bu yolda hepinizden, arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim.